Değerli izleyiciler merhabalar. Dolaptaki Sürpriz'in yepyeni bir bölümüyle ekranlarınızdayız. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biliyorsunuz bugünlerde market ziyaretleri çok da kolay değil. O yüzden dolapta malzeme bulundurmak konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bense bu konuda sizlere elimden geldiğince yardım etmeye, elimden geldiğince ufkunuzu açmaya çalışacağım. Fakat bunun için sizden de küçük bir isteğim olacak. Lütfen Dolaptaki Sürpriz Instagram adresine Yağız Şef bana bu hafta şöyle bir telefonunuzu yan çevirin. Bu hafta şu malzemeyi kullanarak bir yemek yapar mısın diye DM atın. Ben de sizin ricanızı kırmayıp o malzemeyi kullanıp o haftaki yemeğimi yapayım. Evet çok merak ediyorum. Bakalım şimdi dolapta ne var? Tabii canım, tabii canım. Evet. Makarna bayılırım bak şimdi. Makarna zaten en yapmaya bana sürekli soruyorlar. En sevdiğin şey nedir diye makarna. Sonra ceviz gelmiş. Pekala. Patlıcan var. Buyurun efendim. Patlıcanı da şöyle alınız. Başka yufka. Güzel. Bak kılabalık yufka hem de. Biber. Kırmızı biber var. Kapya biberi var. Bu ne abi? Pekmez gibi bir şey. Börtlen reçeli. Ha okey. Börtlen reçeli. Kemal bravo abi. Yine bak sabotajlar. Bu ağzına kadar ne demek? Yani ya 1 ya 0. Sonra şurada sarımsağı gördüm de bu sarımsakla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Artık bunları lütfen temel malzemeler alın. Sarımsak, tereyağı, zeytinyağı, tuz, biber. Başka mantar istenmiş. Okey peki. Görebilir miyiz acaba bunları kim istedi? Yağız Şef, merhaba. Ailecek evde olduğumuz merhaba. Bu dönemde hamur işine merak saldık. Bize yufkadan değişik bir tarif. Süper yaparım tabii. Tabii. Eğer Türk mutfağının vazgeçilmez patlıcanın yemeklerinde kullanırsan beni çok mutlu eder. Çok severim, çok severim patlıcanı. Yarın torunum için omega yüklü cevizden kek yapacağım. Oy, afiyet olsun sen şimdiden. Sen ne yapacaksın? Eskişehir'den selamlar. Yağız Şef, senin de çok sevdiğini bildiğim için makarnayı seçtim. Çok severim ister doğru. İster salatasını yap, ister sosla. Tercih senin. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kırmızı biberi çok sevdiğim için onunla bir yemek yapabilir misin? İnsan bir kırmızı biberi çok sever ki. Mantar olsun. Çok severim. Olsun. Ama bir şartım var. Fit ve sağlıklı bir yemek olsun. Eminim fit yaparsın. Fit ve sağlıklı. Harikalar. Sevgili Yağız Şef, bir sonraki tarifini... Sedacığım ama sarımsağı falan artık bu temel malzemelere koydurtacağım. Bilgin Yağız olsun. Şef, merhaba. Tarifinde böğürtlen reçeli kullanmanı istiyorum. Bakalım neler çıkacak ortaya. Peki. Bakalım da okey. O zaman son olarak da domates ve dil peyniri. Evet, çok güzel. Kemal bravo yani. Yani işin gücün dolapta yer işgal etmek. Şu kadar malzemeyi oldu olacak bari esnek bölmeye koysaydın. Neyse aklıma geliyor bir şeyler. Ben gidiyorum uygulamaya. 2 yemek uydurdum. Bunlardan bir tanesi... Dil peyniri, ceviz, böğürtlen reçeli miydi Kemal Bey? Böğürtlen reçeliyle birlikte bu baklavalık yufkaya bir tatlı yapacağım. Bu arada lütfen şu tereyağını da temel malzemelere Kemal Beyciğim koyalım. Çünkü şimdi tereyağı olmadığı için ayçiçek yağıyla birazcık ıslatacağım ve ondan sonra cevizli, dil peynirli, böğürtlen reçelli harcı içine süreceğim. Rulo yapacağım, fırına vereceğim, fırında pişireceğim. Ondan sonra kesip küçük küçük atıştırmalıklar yapacağım. Esasında sahurda da iyi gider ne yalan söyleyeyim. Bunu yaparken ne kadar pişecek fırında? Bir 15 dakika falan pişecek. 15 dakika içinde de bak nasıl güzel bir zaman planlaması yapıyorum değil mi? 15 dakika içinde de çok bol malzeme var burada. Zengin bir makarna yapacağım. Şimdi ilk iş tereyağı yoksa bakın tatlı niyetine yiyeceğiniz bir şey varsa zeytinyağı kullanmayın. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı. Normalde bu baklava yufkasını biliyorsunuz tereyağında ıslatırlar. Tereyağı yok ne yapalım yapacak bir şey yok. Ayçiçek yağı ile birazcık hamuru ıslayınız efendim. Şöyle bir şey yapacağım. Bak buradaki cevizi şöyle bir güzel parçalayın cevizi. Neyle parçalayın? Bıçak, satır artık ne varsa. Elinizle kırabilirsiniz hiç fark etmez. Şöyle güzel cevizli. Şu peyniri bir içinde eritelim çıtır çıtır olsun. Çok güzel rulolar yapacağım size. Cevizi isteyen kimdi Kemal? Yarın torunum için omega yüklü cevizden kek yapacağım. Sen bizim için ne yapacaksın? Beza Hanım, vallahi cevizi sıklıkla hele ki bugünlerde tüketmenizi tavsiye ederim. Çok faydalı besin değerlerine sahiptir. Şimdi bir güzel kıyın, böyle un ufak yapın. Çok un yapmayın ama ufak yapın. Bir buçuk yemek kaşığı reçel yeterli. Zira fırında çok fazla 180 derecenin üstüne çıkmamanız gerekiyor bu tarz reçel ve şeker kullanırsanız. Çünkü şeker hemen yanmaya başlayacak. O yüzden fırını kaça ayarladıysak 175'e düşüreceğiz. Çok da böyle yoğun sıkıştırmayın da, zira biliyorsunuz rulo yapacağımı söyledim. Rulo yaparken zaten birbirlerinin üstüne binecekler. Tamam, dolgun, güzel böyle kabarık kabarık dursun o ayrı, ama yaparken, kaş yaparken göz çıkarmayalım. Çok fazla sıkışık olursa bir şeye benzemeyecektir. Ayrıyeten cevizin de tadını mümkün olduğu kadar alacaksınız zaten. Onda da problem yok. Var mı Kemal? Yok. Yok. Kemal onayladıysa devam ediyoruz o zaman. Çok güzel dil peyniri de almışsınız. Bunlar beni bozmaz Kemal'cim. Biz kaç kuyunun suyunu içmişiz. Şimdi şöyle ince ince 3 parça yapalım bunu da. Böyle baktığınız zaman rulonun içinde 3 tane beyaz beyaz güzel eriyecek. Çok kalın parça, bak bu kalın oldu mesela, gözden kaçmış. Çok kalın koymayın kesinlikle. Hamuru çatlatmasını istemiyoruz. Biliyorsunuz yani bizde tatlılarda peynir kullanılması çok son derece sık görülen bir olaydır. Peynir tatlısı olsun, ne bileyim aklıma gelen künefe olsun. Var mı da aklına gelen bir şeyler? Değerli izleyiciler, unutmayın malzemeleri istiyorsunuz. Dur şimdi, Allah, Kemal. Şimdi kırmadan etmeden şöyle bir güzel rulo haline getireceğiz artık. Fırına gidiyorum. 170-175 derecede bir 10-15 dakika arası pişireceğim. Penne makarna için bana ayrılan süre 9 dakika. Nereden çıkardım bu 9 dakikayı? Paketin üstünde öyle yazıyor. Bakın, makarna yaparken muhakkak paketteki pişirme süresine uyun. Şimdi makarna ile ilgili klasik ipuçlarını verip devam edeceğim. Muhakkak ki kaynayan suyun içine şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz dökün. Bu tuz makarnanın yapışmasını da engelleyecektir. Hem de suyunuzu tatlandıracaktır. Bir taraftan sosu yaparken bir taraftan makarnayı haşlayın. Vakti zamanı geldiğinde, yani neden bahsediyoruz vakit zaman derken, 9 dakikadan, çünkü pakette öyle yazıyordu. 9 dakika sonrasında sos hazır olmuş olacak ve makarna ile birleşecek. Bir iki püf noktasını da yaparken anlatacağım. Önce domatesi kabuklarıyla beraber suyunu çıkaracağım ve bir taraftan da maşallah bu sarımsakları... Domatesi isteyen kimdi Kemal? Dur bakayım. Domatessiz yemek olmaz ama bakalım Yağız Şef domatesi nasıl kullanacak? Şimdi 2 dişte sarımsak. Şöyle bıçakla ezin sarımsağı. Hiç öyle uzun uzun öğütmenize gerek yok. Nerede bir bıçak al. Şöyle ez, üzerinden hafif bir kabuğunu hemen çıkarıver. 2 diş dedim, 3 oldu. Bak ne güzel sürpriz. Nasrettin Hoca'nın tava doğurma hikayesi. Bunu da biraz İtalyan usulü yapacağım. Kimse bana kızmasın. Sarımsakları böyle attıktan sonra sos demlenirken bekleteceğim içinde. Ondan sonra dilyen alır ama bu şekilde pişecekler. Dilyen de o sarımsağı yutar. Makarnayı muhakkak kaynayan suya dökün. Bakın hala daha suyu kaynatmadan makarnayı pişirmeye kalkanlar ve öğrenciler. Ve yavaş yavaş atın. Efendime söyleyeyim biber. Mantar yıkanır mı? Mantar yıkanmaz abi. Bak yıkamışsın mantarı, elimden. Mantar yıkanmaz. Güzel üstünün tozunu alacaksın. Mantarın %90'ı su. Çok özür dilerim. Bu bizim gerçekten hassas olduğumuz bir konu ama mantarın %90'ı su. %90 su, suyun içinde ne oluyor? Eriyor. Bak tutamıyorum. Yeterli. Malzemeler okey. Şimdi ocağın altını, tavanın altını açıyorum. Ocağın altını niye açayım? Tavanın altını açıp bir an evvel yağı ısıtacağım. Bu arada domatesi, evet bakınız kabuğuyla domatesin de suyunu çıkarın. Evet, şimdi başlıyorum. Önce kırmızı biber ve patlıcanı atınız. Evet, şimdi mantarı ekleyin. Domates. Tuz, karabiber. Son 2 dakika. Biraz makarnanın suyundan ekliyorsunuz. Makarna suyun içindeki nişasta bağlayıcılık sağlıyor. Böylelikle sosunuz da daha kıvamlı oluyor. Şimdi ben bu arada başka bir şey göstereceğim. Ben makarnayı da hiçbir şekilde süzmüyorsunuz, yıkamıyorsunuz. Hafif suyu içinde tutsun. Son 1 dakika tavada pişsin. Neymiş? Süzmekmiş. Yani makarnanın suyunun bağlayıcılığından, öneminden bahsediyoruz sosu yaparken. Sen gidiyorsun mesela makarnayı hem süzüyorsun, süzgeçte yıkıyorsun bir de. Ah, Kemal ah. Şimdi su nasıl çekecek şimdi? Bak gör. Tencerenizi taşıracak kadar makarna almayın. Mesela bu tavada bu kadar iş. Şimdi ne dedik? Son bir dakikada burada çeke çeke bitireceğiz iş abi, mis. Kemal, şu meşhur hatırlatmayı bir daha yapıyorum. Biliyorsunuz değerli izleyiciler, programda malzeme seçimleri sizin tarafınızdan yapılıyor. Dolaptaki sürpriz adresine, Instagram adresine DM olarak küçük bir video çekip yollayın. Yağız Şef, bu bölümde makarna kullan, bu bölümde pilav kullan, bu bölümde tahin pekmez kullan gibi mesajlarla ben de mümkün olduğu kadar kafamızın soru işaretleriyle dolduran dolaplardan bahsediyorum. Çünkü hakikaten 5 benzemez malzemeler oluyor. Ben de mümkün olduğu kadar bu 5 benzemez malzemeyle elimden geldiğince sizlerin ufkunu açmaya, yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün bayağı bir domates, biber, patlıcan, rahmetli Barış Manço nurlarda yatsın. Domates, biber, patlıcan, bol sebzeli güzel bir makarna yaptık. Keşke proteini de olabilseydi, tek bir öğün olarak aradan çıkarabilirdik mesela. Onun dışında baklava hamuru, sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi baklava hamurunu alacağım fırından. Vakit kullanımı en az nakit kullanımı kadar, erzak kullanımı kadar önemli bir şey arkadaşlar mutfakta. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi inceden fırına gidelim. Şu tatlıyı alayım. Oradan tabaklara geçeyim. 175 derecede pişirdim. 13 dakika falan sürdü. Sesi duyunuz. Şöyle, oh oh mis. Dil peynirini. Dil peynirini, evet. Kim de dil peynirini isteyen? Yağız Şef, belki biraz zor bir malzeme olacak ama ben dil peynirini çok severim. Yemekte, tosta, salataya çok yakışır. Dil peyniriyle nasıl farklı bir tarif yapacaksın çok merak ediyorum. Bu tarz hakikaten hamur işlerinde eriyip güzel de çalışan bir malzemedir, onu da söyleyelim. Kendisine teşekkür ediyorum. İsmi ne olsun Kemal Bey? Reçelli baklava. Reçelli baklava. Beğenmedim. Böğürme. Böğürme. Böğürtlen. Böğürme. 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 Güzel. Süper. İşte böyle birazcık kafayı böyle karşılıklı atışınca çıkıyor. Evet. Böğürme burada efendime söyleyeyim. Şimdi ya harika bir makarna. Bakın ne kadar güzel oldu. Hemen 9 dakikada makarnayı yaptım. Evet, nefis bir makarna. Karbonhidrat, sebzeler, her şey mevcut. Son derece zengin. Gönül isterdi ki bunun bir proteini de olsun. Tek ürün olurdu o zaman. Neyse, kısmet, yapacak bir şey yok. Vallahi Kemal, inanamıyorum. Kedi olalı hakikaten bir kuş tuttun. Hatta 2 kuş tuttun. Bir tanesi, konserve ton ürünlerini sakın buzdolabında saklamayın. Bakın yağları donar. İkincisi de Kemal'cim, bugünlerde hem omega 3 hem de protein bakımından zengin, doyurucu bir malzeme seçmiş olman beni inanılmaz mutlu etti. Omega ton penne. Nasıl? Evet, bir bölümün daha sonuna geldik değerli izleyiciler. Unutmayın, programımızda malzeme seçimi sizden. Yağız Şef, şöyle bir telefonunuzu yan çevirin. Yağız Şef, bana bu hafta şu malzemeleri kullanıp yemek hazırla diye Dolaptaki Sürpriz Instagram adresine DM atmanız yeterli. Benden bugünlük bu kadar. Herkese hayırlı Ramazanlar, esen kalın.